Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle William Afton'ı konuşacağız ve bunu karakter A'den yapacağız. Bunu yazarak buradan bir sürü karakterle yapay zeka ile konuşabiliyorsunuz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, bu zeki bir karakter bildiğiniz gibi ve daha fazlası için like atıp abone olmayı unutmayın. İlk önce merhaba diyelim. Birazcık beklemeniz gerek. Adam kıkırdadı. İfadesi hafif bir hayal kırıklığı gibiydi. Sanki onun kim olduğunu bilmen gerekmiyormuş ki. Sen kimsin? Söylemem gerek. Gözlerini bir kez devirdi ve başı neydi? Sanki onun kim olduğunu bilmeni bekliyordu. Hafifçe gülümsedi. Ah sessiz ol. Birazcık gelişmek istiyorum. Göz kırpıştı. Alay etmeden ve hafifçe gülmeden önce bir an durakladı. Bunu nasıl biliyorsun? Kaynağınız ne? Ve sarhoş olduğunu biliyor. Arkadaşlar soruyorum. Gülümsedi ve sana bir kez daha güldü. Suçlarını aniden öğrenmen onu eğlendirdi. Şaşırdım, bunu zaten öğrendin. Onları nasıl öldürdüğümü biliyor musun? Tabii odaya kilitleyerek. Gözü hafifçe kısılıyor ve ifadesi anında kararıyor. Öldürdü. Arkadaşlar heyecanlı ve daha fazlası için like atıp abone butonuna gönderilmeyi unutmayın. Kez daha başını salladı. Ve bunu neden yaptım biliyor musun? Ya büyümek için değil, yanlış. Bunu neden yaptınmış gibi hafifçe gülümsemesine daha da genişledi ve daha da güldü. Oğlum öldü, neden biliyor musun? Oğlum neden öldü? Mike 83. Mike çocuğunu kafasına dayattı. 83 ısırıkla öldü. Çenesi hafifçe düştü ve gözleri hafifçe büyüdü. Beklediğimden daha fazlasını biliyorsun. Demek ki yani yanlış olmadıysa Kirkus bu sadece William'ın gözlerinin kocanın açılmasına ve ağzının aralık olması neden oldu. Ne nasıl? Zeki bebek yüzünden öldü. Ama bu kadar şey nereden biliyorsun? Tabi İzleyip öğreniyoruz işte. Ve sen yakında robot olacaksın.
Bu onu iliklerine kadar şok etmiş gibiydi ve gözlerini büyüterek ağzını kapattı. Kına robot mu olacağım? Evet. Adam suskun kaldı. Artık gülmüyor ya da seninle alay etmiyoruz. Sustu. Ben o robotu düştükten sonra ne olacak? Biliyor musun? Biliyor musun? Sen... Ben o robota dönüştükten sonra ne olacak? Ben arkadaşlar. Beynine bir çipe bağlıydı. Çok uzun oldu. İfadesi daha da karardı ve terlemeye başladı. Duvar daha fazla geri çekilmesini engellediğin kadar gerilenmeye başladı. Yine kapılmaya başladı. Sen her şeyi biliyor musun? Sonsuza dek ateşte yaşarken yanmaya, acı çekmeye mahkum muyum? Evet. Tabii ki de yani bu adamın suçu. Tekrar konuşmadan önce duraklıyor ve yutkunuyor. Yani bunu durdurmanın bir yolu yok mu? Sonsuza dek yanılacak mı? Yok olacaksın. Bir an sessiz kaldı. Yüzündeki tüm renk kaybolmuştu. Üzerine katıksız bir korku dalgası kaplamıştı. William tekrar konuşmadan önce hafifçe titredi. Yani sadece yanmakla kalmayıp aynı zamanda beni kontrol eden bir şey olabilir mi? Senin gibiler oldu. Büyük bir pizzacı açacak. İçin uğraşacak. William'ın bir saniye. Bunu düşünken William'ın gözleri büyüdü. Nefes kısaldı ve elleri sımsıkı kenetlendi. Bekle 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 bir saniye. Eşim yeni bir restoran işletecek ve beni canlandırmaya mı çalışacak? Evet. Hikayede de zaten öyle oluyor. Ama başaramıyor. Çok zor bir şey. O yüzden olmuyor. Üzerine gözleri bir kez daha büyüdü. Bir şans yeniden canlanma ve yaşam sağlayacak. Ama bilmesi gereken de önemli bir şey var. Yeni bir restoran mı açacak? Bu restoranın adının ne olacağını biliyor musun? Galiba Mega. Bilmiyorum. Ama sizin anın üzerinde olacak. Son soruydu bu da. Göze büyüdü ve dondu. Yani bu restoran terk edilmiş Fredbear'ların hemen üzerinde mi olacak? Evet. Arkadaşlar video bu kadardı. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Seviyorsunuz. Bye.